Merhaba arkadaşlar, cumartesi TYT, pazar AYT sınavına girecek olan birçok açıkçası öğrencimiz şimdiden ufak bir telaş aldı. Nedir? Optik formları biz nasıl dolduracağız hocam? Orada neler yapmamız gerekiyor? Çünkü biz okulun ismine ne yazacağız? Okul numaram nedir? Ben bunları bilmiyorum. Bununla ilgili Erol hocamızdan bilgileri alalım. Şimdi arkadaşlar, kodlama yaparken ya da optik formu doldururken herhangi bir riskli bir durum söz konusu değil. Hı-hı. Yapmamız gerekenler basit. Zaten sınav anında salon başkanları ve gözetmenler eksik noktalarımızı görürse bizi uyaracaklar sınav anında. Ama biz önden bilgileri verelim. Siz de sınav sırasında optik formları gördüğünüz zaman bir aşinalığınız olsun. Öncelikle optik formda arkadaşlar adınızın, soyadınızın, baba adınızın, doğum tarihinizin yazılması için açılmış bir alan var. Orayı kurşun kalemle yazdıktan sonra imzalıyorsunuz. Burada herhangi bir kodlama yapmayacaksınız. Sadece buraya kurşun kalemle bilgileri yazıp imzalıyorsunuz. Ardından size bir soru kitapçığı verecekler. Bir de optik formunuz var. Soru kitapçığının numarasını, kodunu A grubu, B grubu artık neyse. Bir numara da yazıyor orada. Evet, optik forma aynen o kitapçığı kodluyorsunuz. Kodladıktan sonra bir de TC kimlik numaranızı kodladığınız bölüm var. TC kimlik numaranızı yazıp kodlamasını yapıyorsunuz optik forma. Bunlar gayet basit işlemler. Ve en son olarak da işte bu kağıttaki bütün bilgiler bana aittir. Kitapçığımı doğru kodladığımı beyan ediyorum şeklinde. Tam olarak cümleyi hatırlayamıyorum ama burayı da işaretleyip imzaladıktan sonra sınava hazır hale geliyorsunuz arkadaşlar. Hocam soru numarası yani kitapçık numarası önemli. Şundan dolayı önemli. Hı hı. Şimdi sadece AB değil çok fazla sayıda kitapçık var. O yüzden o cevap anahtarıyla kitapçığın eşleşmesi lazım. Evet. O yüzden en önemli dikkat etmek. Ya ben orada grup olarak örnek verdim. Normal standart sınavlarda. Devam edebilirsin hocam. Burada zaten dediğiniz gibi hocam gözetmen tek tek gelip bir numara var. O numarayı forma yapıştırıyor diyebilirim. Hı hı. En son aldığım sınavlarda görevde. Burada zaten eksik bir bilginiz varsa gözetmen veya başkan sizi uyarır arkadaşlar. Ama aklınıza takılan soruları da sınavdan önce sınıfta olacağınız için sorabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Hiç çekinmeden hocam şu neler yapmalıyım diye yardım alabilirsiniz. Evet, salon başkanları ve gözetmenler gerçekten yardımcı olacaklardır size. Hiçbir şekilde yardım almaktan çekinmesinler de hocam. Gelelim kodlama işine. Kodlama işi yani cevaplama işlemine. Arkadaşlar size bir soru kitapçığı veriliyor. Soru kitapçığında Türkçe, matematik, işte fen, sosyal olmak üzere TYT'den bahsediyorum. AYT'de yine diğer dersler var. Soru kitapçığından soruyu okuyorsunuz. Optik formda da doğru alana doğru cevabı işaretliyorsunuz. Doğu hocam burada tam olarak karalamalı mıyım yoksa bir çarpatsam yetiyor mu? Hocam açık sınavları da görüyorduk biz. Bu sınavlarda hafif boşluk yapan, çarpatanlar var. Bunlar sayılmıyor arkadaşlar. ÖSYM sınavı da önemli bir sınav olduğu için arkadaşlar muhakkak elinizdeki kurşun kalem zaten ÖSYM tarafından veriliyor. O kalemle tam daireyi işaretleyin. Bir de şunu yapmayın hocam. Açıkçası da ben bunu çok görüyordum. Soruların tamamını çözüyor. Son optik formu geçiriyor. Yani süre bitince orada süre sıkıntısı yaşanmıyordu ama bu sınavlarda süre sıkıntısı var. O yüzden sayfa sayfa kodlama yapın. Çünkü sınav bitti dediği anda kalemi bırakmak zorundasınız. Hocam işte benim iki tane daha kaldı onu işaretleyeyim mi deme şansınız yok arkadaşlar. Tutanak tutulur. Sınavınız iptal edilir. Bunlara dikkat edelim. Bir de arkadaşlar bakın şunu unutmayın. Yanlışlar doğruları götürüyor. 4 tane yanlış bir tane doğruyu götürüyor. Şimdi siz 5 tane doğru yapıyorsunuz Türkçeden. 20 tane yanlış yapıyorsunuz. Bu 20 tane yanlışın yanlış olmasındaki ana sebep soruyu tam olarak emin olmadan işaretlediğinizden kaynaklanıyor. Dolayısıyla emin olmadığınız soruları boş bırakın. Yanlış sorular doğru soruları götürdüğü için net sayısına bakılır sınavda ve net sayınız düşecektir. Yaptığınız doğrularda hiçbir işe yaramayacaktır dolayısıyla. Hatta eksiğe bile düşebilir. Eksiğe bile düşebilir ve sıralamalarda sizi çok 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 aşağılara atabilir. Yani derece yapacak öğrenciler bile emin olmadıkları soruları boş bırakır arkadaşlar. Lütfen boş bırakın. 120 sorunun 120'sinde cevaplamak zorunda değilsiniz. Buraya dikkat edelim. Evet, eklemek istediğim başka bir şey var mı hocam? Evet, sınavda hepimize başarılar diliyoruz. Arkadaşlar uyarılarımızı dikkate alarak lütfen sınavda teknik hata yapmadan direkt sorulara odaklanalım. Hepinize başarılar diliyorum. Başarılar.